İlk kuşakta Sayın Davutoğlu'ndan AK Parti 19 yıl önce ne oldu? ilk 10 yıl, 11 yıl. Sonra ne oldu da işler ters gitmeye başladı? Ve yol ayrımına neden gittiler? Onu anlatmıştı. Efendim bugün hani biz sosyal medyada etkileşim yapıyoruz ya yoğun bir şekilde. <laughs> Benim tavsiyem. Şimdi siz tabii çok iyi tanıyorsunuz. Hem Türkiye'yi biliyorsunuz. Aynı zamanda akademik kimliğiniz var. Kitaplar yazdınız. Bu ülkede başbakanlık yaptınız. Erdoğan'ı tanıyorsunuz. AK Parti'yi iyi zamanlarını, kötü zamanlarını. Ne tavsiye ederdiniz? Benim tavsiyem, Şimdi AK Partili deyince her AK Partili birbirine benzemiyor. Üç katmana ayıralım. Bir evet. yönetenler, yani Cumhurbaşkanı ve bakanlar, etrafındakiler, yönetici AK Parti kadrosu. Bir AK Partinin teşkilatında veya parlamentoda, mecliste olup gidişattan rahatsız olan AK Partiler, bir de AK Parti tabanı. Üçün ayrı tavsiyem olur. Yönetenlere şunu derim. Kendi aleminizde yaşamayın halkın derdi de dertlenmeyen işte biraz önceki Enerji Bakanı ya da birkaç gün önce Tarım Bakanı'nın söyledikleri gibi halkın derdini anlamayan yönetimlerin bekası mümkün değildir. Bugünkü Cumhurbaşkanı başta olmak üzere bütün yönetim kadrosu halkın hissiyatından kopmuştur. Halkı halkın içinden çıktınız unutmayın. O halk bugün sizden muber. Size size dönük olarak ağır eleştirileri var ama siz onu anlamıyorsunuz. Yaşadıkları çileyi anlamıyorsunuz. Çektikleri geçim sıkıntısını anlamıyorsunuz. Her ay enflasyonları yer, maaşlarını anlamıyorsunuz. Halktan koptunuz, halktan kopmayın derdim. İkinci kesim ki onlarla çok daha sık görüşüyorum. Değişik vesilelerle. Bu geçtiğimiz hafta rahatsızlık vesilesiyle de hani daha... Arayanlar Ankara'da oldu, geçmiş olsun. Arayanlar oldu. Onlar görüştüğümde hepsi birçoğu bugün AK Parti milletvekillerinin ve AK Parti Hı. teşkilatında büyük bir kaynama ve huzursuzluk var. Onlar da şunu söylüyorum. Hı. Aklınızı ve vicdanınızı özgürleştirin. Çünkü onlara söylenen tek şey körü körüne itaat edeceksiniz. Bir birilerinin bir gün bir çantadan tavşan çıkaracağını düşünmeyin. Çok kötü bir gidiş var ve siz de bu gidişin parçası oluyorsunuz. Ne Önce yapsınlar? Önce vicdanlarını özgürleştirecekler ve kendi vicdanları... Çünkü tek başına kaldığımızda bu AK Partili milletvekilleri yetkililerle Hocam, başbakanım haklısınız diyorlar. Gidişat kötü, ne yapacağımızı bilmiyoruz diyorlar. Yukarıdan aldıkları sinyallerle de halka bir izahat getiremiyorlar. Büyük bir gerilim içindeler. Hmm. Vicdanlarıyla savunma yapmak zorunda kaldıkları iktidar arasına geri, sıkışmış durumdalar. Hmm. Benim 3 sene önce yaşadığım, 4 sene önce yaşadığım gerilim bu. Ama ben vicdanımı özgürleştirdiğim için bugün halkın arasındayım. Hmm. Aklımı özgür her zaman özgür kıldığım için konuşabiliyorum. Onlara da tavsiyem şu, aklınızı özgürleştirin. Körü körüne itaat... Ne İslam'da vardır, ne bizim muhafazakar değerlerde vardır, ne inancımızda, ne kültürümüzde. Körü körüne itaat isteniyor sizden. İta, körü körüne itaat etmektense aklınızla, vicdanınızla konuşun. Geniş Halk Parti kitlelerine ise mesajım şu. Seçmenlere. Seçmenlere. Her yerde de söylüyorum. Sakın aymış size kapılmayın. Ama sesinizi yükseltin. Sesinizi yükseltin ve sizi siz yapan değerlerden kopan bu yozlaşmış iktidara karşı tavrınızı koyun ve... Yanlış giden bu trenin içinde ülkeyi bir uçuruma götürmektense doğru istikamette yeni bir yol arayışına girin. Biz buyuz. Gelecek Partisi olarak size şu teminatı da veriyoruz. Kimse sizi korkutmasın. Efendim kazanımlarımızı kaybederiz. Başörtüsü yasağı geri gelir. Efendim. De onlar ee, efendim. Yok bunu hala düşünenler çıkabilir yani? bu memleket. Olmaz mı? Çıkar. Her zaman her Peki şey çıkar ya, Türkiye'de. 28 Şubat zihniyetini evet. hala yaşatmaya çalışan Jacoben bir şey çıkar. Ama o kitlere şey, sözümüz şudur asla kazanımlarınızı kaybetme, kaybetmeyeceksiniz. Bunu Bunun teminatı biziz. Bunun teminatı yozlaşmış, güç şeyine kapılmış, yozluklara bulanmış bir iktidar değil. O iktidar değerlerimizi yok ediyor. O iktidar gençlerimizi dinden, imandan, vicdandan, milletten soğutuyor. O iktidar gençlerimizin şeyine yurt dışına gitmesine yol açıyor. O iktidar sizin siz yapan değerlerden kopmuş. Bırakın bu iktidarı. Bırakın kendi kaderleriyle baş başa kalsın.